tadılar hem de belediyeyi tebrik ettiler. Gördüğünüz gibi Barnak gerçekten 5 yıldızlı oteli aratmıyor. Hem bugün itibariyle 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere tam 46 gün var. 46 gün var ama AK Parti'nin mevcut belediye başkan adayları çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve çalışmalarını sürdürürken de biz özellikle siyaseti sık sık ekranlarınıza getiriyoruz. Ana haber bültenlerimizde seçim çalışmalarını bu kapsamda devam ettiren AK Parti'nin mevcut belediye başkan adayı Metin Baydilli bir yandan seçim çalışmalarını sürdürüyor, bir yandan da ev toplantılarına katılarak vatandaşlara hizmetlerini ve projelerini anlatıyor. 31 Mart seçimleri için AK Parti'den Karaköprü Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilen mevcut başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündüz esnaf ve vatandaş ziyaretleri yapan Başkan Baydilli, akşamları ise ev toplantılarında vatandaşlarla buluşarak 3,5 yılda yaptıkları hizmetleri ve yapacakları projeleri anlatıyor. Hasan Bey kendini sağlıyor ortaya. Hasan Bey görüşte ilk yolu gördük zaten. Biz onu temsilciyle aşağı geldik. Önceki gece Batıkent Mahallesi'nde vatandaşlardan Müslüm Kuş'un düzenlediği ev toplantısına katılan Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkan Metin Baydilli burada vatandaşlarla bir araya gelerek 31 Mart seçimlerinin önemini ve Karaköprü'de yapılan çalışmaları anlattı. Tekrar Cumhurbaşkanımız tarafından Karaköprü'de aday gösterilmek beni gerçekten mutlu, memnun ve bahtiyar etti. Tabii bu tekrar aday gösterilmemiz, tekrar inşallah kısmet olursa seçilmemiz, bizim bu saatten sonra yükümüzün daha fazla olduğu, daha fazla sorumluluk almamız gerektiğini, vatandaşların taleplerini en iyi şekilde yerine getireceğimizin de inşallah bir karşılığı olacaktır Allah'ın izniyle. Bizler teşkilatımızla olsun, büyükşehirimizle olsun, ilçe Karaköprü ilçemizle olsun, her konuda vatandaşlarımıza ulaşmış, o konuda hizmete aksatmama adına durmadan, yorulmadan çaba sarf ettik. Ev toplantısında konuşan başkan adayı ve mevcut başkan Metin Baydilli şunları kaydetti. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da şöyle konuştu. Ne kadar görev yaptığı süre içerisinde nasıl ki ilçemize hizmetleri getirdiyse, 31 Mart'tan sonraki süreçte de sizlerin de desteğiyle evvelallah ilçenin daha da gelişme için elinden gelen tüm gayreti sarf edecek. Yani bugüne kadar onlar hep konuştular. AK Parti yaptık. Bundan sonraki süreçte de biz AK Parti olarak sizlere hizmete devam edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın bunun önüne geçemez. Tabii bizler hizmete bakarken onlar da şen odaklarıyla, şen ittifaklarıyla bir araya gelip hem elimizin hem de ülkemizin önünü kesmeye çalışıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise şunları aktardı. Öyle tabii. İlersek kampını yapacağız. İstersen şimdi telefonu açayım. Bugün çağırayım adamları. Başkanım bizim toplantıda da görmüştüm. Karaköprü bilim. İstersen de şu anda çağırayım. Bu ayrı. Onu söyleyeyim. Bakın biz şu an onu söyleyeyim hemen. Biz Esentepe'de okuma salonumuzu yaptık, açılışını gerçekleştirdik.